Ken Robinson'ın bir şeyi var, lafı var. Çok da severim. Gelecek nesil sınıflara koşu bandı koymadığımız için bizimle dalga geçecek. Neden? Çünkü o sırada beyin, yani bir şey öğretmeye, beyine bir şey öğretmeye çalıştığınız sırada kan akışı daha yüksekse ve oksijen kullanım kapasitesinin sürekli artmaya çalıştığı bir sıradaysak ve daha hızlı dönüyorsa kanımız vücudumuzda, beynimiz daha fazla besleniyor demek. Beynimiz daha fazla çalışıyor demek ki sayısız fMRI bize onu gösterdi. Hareket sırasında beyin kanlanıyor. O zaman daha çok yakıt gidiyor oraya demek. Bu daha yüksek kapasite demek değil. İşlersen olacak demek. Ama oraya o kan gidiyor mu? Evet. Demek ki o sırada beyni çalıştırırsan, ki böyle yapılmış araştırmalar da var. Yani yürürken vesaire ezber yapmaya çalışan insanlar, sunumlara hazırlananlar çok daha iyi yapar ezberini. Neden? Çünkü beyni o sırada daha aktif ve daha kolay öğrenir. Dolayısıyla hafıza ve öğrenme doğrudan harekete dayalıdır. Herkes hafızasını artırmak isteyen herkes ve korumak isteyen herkes, beynini sağlık tutmak isteyen herkes bunu yapmalıdır. Son bir şeyi çizmek istiyorum altını. Şimdi hafızaya dayalıdır dedik. Ama işin anti-aging'ini de konuştuk ve kolajenin güzellik sistemiyle ilgili bir şeyini söyledik. Kullanımını söyledik. Burada botoks, hani artık anti-aging falan konuşuldu. Botoks'a da girmek istiyorum. Neden? Çünkü kas benim, insan fizyolojisi, kas benim uzmanlık alanım. Hala daha fazla ne öğrenebilirim diye kendimi zorluyorum. Ama şu anda en iyi bildiğim şeylerden bir tanesi. Ve botoks kimyevi olarak, kası kısmi olarak felç etme kimyasalıdır. Evet. Okey, buna tamamız. Şimdi yaparken ve güzellik Bana sektöründe bakıyor yapmış mı? Dur, hayır, Evet. hiç bak, hiç bakmıyorum, baskı hissetmeyeceğim. Şimdi çok 20 yaşındakisi de yapıyor. Evet. Tabii ki yapıyorum. Şimdi çok Başım acayip bir şey kaldırabilirim. var, bakın. Az önce kolajenin kullanımı ve acaba sessiz bakıyor. acaba beni nasıl kandırdılar gibi baktınız ya, o kızdınız ya kolajenin kullanımında. Bakın, botoks da yapılırken masum ama içeride o kadar korkunç bir altyapı var ki. Ay dur anlatma. Dur, vallahi anlat. Anlatmam lazım. Bir saniye, valla anlatacağım. Şimdi bakın, yüzünüzde işte kaslar var, işte belli kırışıklık bölgelerindeki Tamam. kasları felç ederek o kırışıklıkların engellenmeye çalışması. Tamam. Güzel mi görünüyor? Evet. 70 yaşında hiç kırışıklığı yok. Tamam mı? Tamam, süpersin. Güzel görünüyorsun. Peki bunun ne anlama geldiğine bir bakalım vücut için. Şimdi insanlar birbirini nasıl anlar biliyor musunuz? Algılar, beyin, hafıza, öğrenme ve anlama. Zeka kapasitesi yani. Nasıl gerçekleşir biliyor musunuz? Şimdi birlikte bunu oynayalım. Ben sizi dinlerken veya siz beni dinlerken aslında beni anlamak için şunu yapıyor beyniniz. Benim yüzümde paylaştığım duygu, vücudumda yaşadığım şeyle ilgili bir ifade var. Bu ifade kaslarımın mikro kasılması sonucunda ortaya çıkıyor. Okay. Siz bunu izleyip bir şey anlamıyorsunuz. Siz bu yüzümdeki ifadeyi sizin kendi kaslarınızda ayna nöronlarınız sayesinde taklit ediyorsunuz. Yüzümdeki ifadenin ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. Sadece taklit edip kendi yüz kaslarınızda onun ne duyguyu içerdiğini beyniniz öyle anlıyor. Peki. Yani önce beynin yüzünüzde taklit ediyorsunuz, sonra beyin diyor ki karşındaki bu taklit ettiğin yüz ifadesinde ise şu duyguda ve doğru söylüyor, yalan söylüyor veya başka bir şey. Dolayısıyla beni algılamanızdaki temel şey kaslarınızın benimle aynı şeyi taklit etmesi. Peki soruyorum. Birçok bakın oyuncular özellikle yüzleriyle para kazanıyorlar ve yüz ifadeleri doğrudan profesyonellik alanları. Onlar da yaptırıyorlar. Neler yaptırdığını söyleyelim. Şimdi diyelim ki yüzümüzde 100 tane kas var diyelim. Her birinin farklı kasılma kombinasyonunda ben bir ifadeyi size aktarıyorum ve siz de aynısını kopyalayarak benim ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Değil mi? Beni algılıyorsunuz. Diyelim ki sizden İşte botoks ve anti-aging meselesinde böyle 60 ile 70 arasını felç ettiniz. Ben de o yüz ifademde 60 ile 70 arasındaki kasları kasarak bir yüz ifadesindeyim. Siz onu nasıl taklit edeceksiniz o kas felçse? Düz olarak gene Edemez, böyle düz olarak. edemezsiniz bakın. Edemezsiniz. Kesinlikle. Dolayısıyla bakın direkt demiyorum. Asla sizinle ilgisi yok bunun ama genel olarak bunu söylemek zorundayım Tamam, gerçekten. peki. Botoks yaptıran insanlar doğrudan değil ama dolaylı olarak algı miktarını ve Her algı şeyin verimliliğini dozu. düşürürler. Her şeyin dozu. Dozu ayarlanınca
Siz o algıyı alırsınız. Dur şimdi. Böyle yuvarlamak hepimiz için en güzeli olacak. Ama şöyle şeyler de var değil mi hocam? Hiçbir şey anlamıyorum konuşurken. Yüz ifadesi çok donuk diye. Böyle evet, anekdotlar işte, var değil mi? Donu dediğiniz yerde bu da var doğru. İşte. Hümeyra'nın bir şeyi vardı. Bir dizide böyle gelmişti. Yok o kadar da değil tabii. Hepsinin peki dozu var. Ama şöyle devam edelim tamam, gene. Buyurun. Hani şöyle bir şey söylüyorsunuz. Sağlıklı yaşam için 3 şeye dikkat etmeniz. Çok fazla, çok az, çok yeni. Evet. Şimdi ne demek? İnsan neden hastalanıyor yani? Ona hemen, bir değinelim. Hemen anlatalım. Şimdi geçmişteki hayatımıza baktığımızda hayatta birçok sınav var ve bu sınavı bedenimizle geçiyoruz. Ve bedenimizle geçtiğimiz sınavı aslında bize sınavı yapan doğa. Doğanın bizi sınama şekline baktığımızda bize hep aynı şeyle sınama ihtimali yoktur. Biz çok çeşitli şeyleri az az yapmak üzerine programlanmış bir beyne... Çok özür dilerim. Buyursunlar. Ne kadar kaldı dediniz arkadaşlar? Duyamadım. 9 dakika tamam peki. Hızlıca toparlayabilirim tamam o zaman bu bölümü. Şimdi her şeyi böyle parça parça yapmaya ayarlı bir vücuda sahibiz. Peki o zaman sağlığı da bunun üzerinden organize ediyoruz. Bu denge üzerinden ki zaten bütün öğretilerde denge olayı vardır. Peki şimdi biz sağlıklı yaşam adına şu anda modern hayatta sağlığımız bozuluyor. Ki zaten herkesin bozuluyor. Yani 50'sine böyle sıfır hastalıkla gelen insan varsa hemen araştırma için alalım. Yani yok neredeyse. Hepimizin sağlığı bozuluyor. Onları iyileştirmek için ne verebiliriz veya onlar hastalanabilir diye ne yapmalılar diye yaptığımız bütün araştırmalarda kimyasallar falan araştırdık. Hiçbir şey bulamadık. Tek bir şey bulduk. Bu bir prensip meselesi. Yani bir prensipten bir bakış açısından bedeni incelemeyi gerektiriyor. O da şu. Bir, kimlerin hasta olduğunu görüyoruz biliyor musunuz? Bir şeyleri çok fazla yapan insanlar. Modern hayat zaten aynı şeyleri çok fazla yapmaya çok müsait. Aynı hareketleri sürekli tekrar ediyoruz. Aynı şeyleri çok fazla içiyoruz. Aynı şeyleri çok fazla yiyoruz ve o denge yok. Dolayısıyla bir şeyleri çok fazla yapan insanların sağlığı bozuluyor. Neden? Çünkü tolere etme sistemi kaldıramıyor. Diğer ikinci maddede bu birinci madde. İkinci maddede şimdi hayatta denge var dedik. Bir şeyleri çok fazla yaptığınızda dengede daha fazla yapmanız gereken bazı şeyleri de çok az yapmaya vakit buluyorsunuz. Çok az güneş görüyorsunuz, çok az hareket ediyorsunuz vesaire. Dolayısıyla insanı hasta eden ikinci şey de bir şeyleri çok az yapmak birinci ise çok fazla yapmak birinci ise çok az yapmaksa ikinci madde. Üçüncüsü de çok yeni. O da inşa ettiğimiz dünya ile ilgili. İnşa ettiğimiz dünya bize sınırsız imkanı makineler sayesinde veriyor değil mi? Dünyanın öbür ucundan gıda getiriyoruz. Dünyanın öbür ucuna seyahat ediyoruz. Hiç vücudumuzun tanımadığı şeyi birdenbire dünyanın öbür ucundan getirip vücudumuza tanıtabiliyoruz. Örnek veriyorum ışınlar, görüntüleme teknikleri vesaire. Bunların vücudumuz üzerindeki etkisini bilmiyoruz ki. Bunları çok fazla, çok fazla yeni şeyleri yapan insanların vücudu buna tanık olmadığı için, bakın buraya şeyleri de koyabiliriz, intoleranslar, tanımadığı gıdayı yediriyoruz, sentetik kimyasallar, kolajenler, bunları da koyabiliriz. Bunu da yapan insanlar hastalanıyor. Dolayısıyla madde 1 çok fazla, 2 çok az, 3 çok yenidir. Bunlardan kaçınalım, dengeyi sağlayalım.